Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sunar. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli İkinci Bölüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze Devlet Su İşleri Tarihi Su işleri teşkilatı etüdü henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su işleri umumi idaresinin fenni kabiliyet ve kudreti çok sağlam kurulmalıdır. Osmanlı'nın en önemli unsurlarından biri de su olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca kültürü, edebiyatı, dini ve sosyal hayatıyla suyun böylesine kaynaştığı ikinci bir medeniyet gösterilemez. Osmanlı döneminde su yapılarının inşası vakıflar tarafından yürütülmüştür. Osmanlı'da su işleri örgütlü bir şekilde ilk kez 1914 yılında umur Nafa Müdüriyet Umumiyesi'nin yani Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla başlar. Bu genel müdürlüğün görevleri arasında sulama, kurutma, Taşkın koruma, nehir ulaşımı, su biriktirme ve dağıtımını sayabiliriz. Arşiv, bilgi ve belge önemli tarihin o ihtişamlı geçmişine de ışık tutuyor. Tıpkı Beyşehir Konya Ovası sulama e, projesi gibi Osmanlı son dönemlerinde yapılan devasa projelerden birisi ve Konya Ovası'nın sulanması ile ilgili e, yapılan çalışmaların yer aldığı Şumra'daki Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü binasındaki arşiv merkezindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan DSE'nin kuruluşuyla ilgili ilk yasa Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 22 Temmuz 1925'te çıkarılmıştır. Bu kanunla Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey Başkanlığında Türkiye 12 idareye bölünür. Aynı yıl Umur Nafia Müdüriyet Umumiyesine bağlı bir Sular Fen Heyeti Müdürlüğü kurularak Bursa, Adana, Ankara, Edirne ve İzmir Su İşleri Müdürlükleri kurulmuştur. DSİ tarihinde bölge müdürlüklerinin yeri önemlidir. O tarihlerde DSİ Genel Müdürlüğü'nde etüt plan, proje inşaat, işletme, idari işler daire başkanlıklarıyla makine, barajlar, amenajman müdürlükleri, malzeme, neşriyat, hukuk işleri ve teknik müşaver kurulu gibi birimler kurulmuştur. Anadolu'nun değişik illerinde 12 adet bölge müdürlüğü dışında 26 şube baş mühendisliği de vardır. 1929 yılında ülkemizde ortaya çıkan şiddetli kuraklık ve kıtlık neticesinde Sular Umum Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verilmiştir. Bu yıl yapılacak yeni tesisler için 100 milyon lira ödenek ayrılır. Ankara Çubuk Barajı inşaatı, Ankara Ovası sulama tesisleri, Ankara İçme Suyu Tesisleri, Bursa Ovası Sulama Tesisleri, Tarsus Aynaz Bataklığı'nın kurutulması, Nazilli Ovası, Ana Kanal Çalışması gibi önemli hizmetler için canla başla çalışılır. Bu dönemdeki diğer önemli projelere Bursa Gölbaşı Barajı, Nide Gebere Barajı, Van'da Sihke Barajı ve Eskişehir Porsuk 1 Barajı örnek olarak verilebilir. Ayrıca Isparta Gölcük, Van Keşiş, Denizli Işıklı, Manisa Marmara, Ankara Eymir, Van Doni, Van Ermenis Gölet Tanzim projeleri de bu dönemde yapılan diğer önemli projelerdendir. Ankara-İzmir tren yolunun güzergahında kalan İzmir Selçuklu Cellat Bataklığı'nın kurutulması da dönemin dikkat çeken çalışmalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajlarından olup Ankara'ya içme suyu sağlayan Çubuk 1 Barajı'nın yapımına 1930 yılında başlanmış, 1936 yılında tamamlanarak 3 Kasım 1936 tarihinde Atatürk tarafından açılmıştır. Devlet Su İşleri'nin kurulduğu günden itibaren tarıma verdiği önem ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamıştır. 1936 yılında çıkarılan Çeltik Ekimi Kanunu, 1943 yılında çıkarılan Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ve 1950 yılında çıkarılan Bataklıkların Kurutulması ve Bunlardan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun, bu konuda akla ilk gelen kanunlar olarak dikkat çeker. Suyun kontrolü konusunda önemli adımlar atan DSİ, Adana Seyhan Regülatörü'nün inşaatına 1939 yılında İzmir Emiralem Alem Adala Regülatörü'nün inşaatına 1941 yılında başlamış ve 1943 yılında ilk sulama şebekeleri tesis edilmiştir. Nusaybin Regülatörü ise 1958'de devreye girmiştir. 1937 yılına geldiğimizde Sular Umum Müdürlüğü'nün adı Su İşleri Reisliği olarak değiştirilir. 1939 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olarak Su İşleri Başkanlığı kurulmasından sonra Su işlerinin önemi daha iyi anlaşılmış, su kaynaklarının araştırılması etütleri ve planlamalarıyla su ölçümleri yapılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. O dönemde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü diye bir teşkilat yoktu. Su İşleri Reisliği diye bir teşkilat vardı. Ve o dönemde e, şimdi DSE'nin bir teşkilat kanunu var bir teşkilat kanunu da yoktu ve valiliğe bağlıydı. Teşkilat kanunu çıktı, 6200 sayılı bir şey kanun olarak. 10 tane bölge kurulmasına karar verildi. 10. bölge Güneydoğu ve Doğu'daki bölgeler idi. Diyarbakır merkez olmak üzere Buraya bağlı 8 tane il vardı. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van ve Ağrı. Su İşleri Teşkilatı 1953 yılında yeniden düzenlenme yoluna gitmiş ve 18 Aralık 1954 tarihinde 6200 sayılı kanunla yetkileri artırılarak Bayındırlık Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.